Hepinize selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Bugün doğruluk ve cesaretlik oynayacağız dostlar. Bakalım video beğenecek misiniz? Serinin devamı için 150 like bekliyoruz. 150 like gelmezse serinin devamı gelmez abi. Bu kadar basit. Çünkü like sayıları gerçekten çok az. 20-30 like geliyor. En az 150-200 like hak ediyoruz bence. Şimdi bizim Discord'taki arkadaşlar birbirlerine soru soracaklar. Doğruluk mu cesaret mi diye ilk başta şık soracaklar birbirlerine. Hangi şıkkı seçerse, mesela diyelim ben buraya geldim. Karşıma Ahmet geldi. Ahmet geç karşıma. Ahmet'e ben dedim. Ahmet C mi D mi? Ahmet C dedi. Tamam mı? Ben de D dedim. Ben doğruluğu soracağım. Ahmet de cesaretliği soracak. Olay böyle arkadaşlar. Şimdi başlayacağız dostlar. Şimdi ben adam alacağım iki tane, tamam mı? Abdüşorlu olan Arif gel. Tamam. Kadir gel. Şimdi Kadir ve Arif, siz birbirinize şıkları söyleyin bakayım, hangi şıkları söyleyeceğiniz. Arif D diyor. Kadir sen de söyle. İkisi de doğruluğu seçti. Tamam. Şimdi Kadir sorunu sor Arif'e, bakalım ne diyeceksin. Arif de ne cevap verecek. Onur abinin arkasından konuştuğunu mu demiş. Evet, Arif Efe şimdi cevap verecek. Hayır yazmış. İkinci soruya geçiyoruz. Evet Arif, sor sorunu. En çok sinirlendiğin birine ana bacı girseydin kim olurdu, o kişi yazmış. Arif çok sert bir soru sordu. Kadir'in şu anda düşünceleri tahmin edemiyorum. Kadir söyle bakayım, en çok kime sövmek istersin? Kadir'den sert bir cevap geldi. Kadir çok güzel cevap verdin abi. Kadir diyor ki sosyal medyanın içinden geçerdim diyor ama elimde imkan yok abi diyor. Çok güzel sorulardı. Şimdi geçer, gel gel. Cesaretlik olacaksınız. Şimdi soruları hazırlıyorum. Tamam mı? Hatta sen Arif sor bakayım. Cesaretlik soru sor, sor bir tane Kadir'e. En üst kata çık gel 10 saniye içinde. Arif dedi ki, Kadir dedi, evin en üst katına 10 saniyede çık gel dedi. Kadir süren başladı. Kadir ışınlanıyor şu an, interneti sıkıntılı olduğundan dolayı. Kadir nereye gitti? Kadir burada. Tamam, Kadir görevi tamamladı, şimdi aşağı iniyor abi. Şimdi sıra Kadir'de. Kadir cesaretlik bir şey yaptır Arif'e. Arif de yapsın abi. Git birine evlenme teklif et. Kadir senle işimiz var, gel. Senin peşinden gitmek zorundayım. Buraya atacağız, gideceğiz şimdi. Kadir birine evlenme teklif edecek. Bizim ekipten birisi olmaz. Şimdi Arif ve Kadir gelecek. Arif bakalım kim evlenme teklif edecek. Arif ilk gördüğü kıza evlenmek teklifine tabi gel. Bir kız var, gel ona et gel. Ulan oğlum Kadir bizi uğraştırdı, şeye bak ya, gir abi gir, devam et. Şu şapkalı kız güzel, bak Arif bak ne diyorsun, bak sor bakayım. Şu an kıza sordu, benimle evlen dedi. Bakalım kız ne diyecek. Kız içi şu anda ne olduğunun farkında değil, şaşırdı galiba. Bunları cevap verene kadar sor. Aha derin dedi, evet dedi, tamam. Güzel. Şimdi Arif ve Kadir cevapları ve soruları, görevleri tamamladı. Şimdi soru yerine geri dönüyoruz abi. Tamam mı? Arif de abi evlendim geldim diyor. Şimdi tamamdır geçer. Seçiyorum abi. Hira gel. Tamam mı? Baracın gel abi. Evet. İlk neyden başlıyoruz? Doğruluktan. Şimdi Baran ve Hira, soru sormaya başlayacaksınız. İlk kim soru soracak? Ben kenara çekildim. Sizleri bekliyorum. Soruyu sorun abi, buyurun. Şıkkı soruyor Hira, D mi C mi diyor. Yalnız D olursa iki kişi de D olacak, C'yi sona vereceksiniz ona göre. Tamam, D ve D olacak, doğruluk yani. Hiç altına işedim mi demiş. Bakalım Baran da cevap verecek. Evet, şimdi sorunun cevabı geliyor. Baran diyor ki abi bebekken işedim diyor. Tamam, şimdi sıra Baran'da. Baran şimdi sorunu hazırla abi, sor Hira'ya. Hiç sevgilin oldu mu? Oh, tam adamına sordum var ya Baran. Hira'yı benden iyi bilecek insan varsa şurada, vallahi onu bırakır giderim. Ne oldu lan? Baran, Hira aynı anda 3 kişi idare eden bir insan. O yüzden bu sorunun cevabını sen biliyorsun abi. Tamam mı? Dur, şimdi sıra cesaretlikte abi. Baran, Hira'ya bir görev ver. O da cesaretliliğini yerine getirecek. Oyunda istediğin bir şey olur, söyle bakalım. Baran diyor ki
3 saniye içinde havuza gir gel. Hira çok hızlı bir şekilde havuza girip gelmesi lazım. Çabuk. Oğlum 3 saniye geçti. Hira yenildi. Oğlum bu nasıl bir soru lan Baran? Vallahi oğlum ben anlamıyorum. Işınlanacak bu adam, ne yapacak? Şimdi Hira'nın görevi sayılmadı. Baran 1-0 önde. Hira şimdi sıra sende. Cesaretlik yaptır ona. Ne yapsın söyle bakayım. Oo, Hira diyor ki Baran'a. Baran diyor popunu salla diyor. Baran ne yapacağını biliyorsun. Dans doğru seç. Hira'ya dön. Hira'ya tuvarak at. Ulan Hira bağışımı veriyorsun. Ne yapıyorsun Baran'a? Tamam. Bu görevi de güzel bir şekilde tamamlamış olduk. Görev yapan kişiler buraya gelecek. Şimdi Kaan yeni geldi arkadaşlar. Kaan'la Ahmet oyun oynayacak. Kaan diyor ki doğruluk diyor. Ahmet de doğruluğu seçecek. Ondan sonra cesaret olacaklar. Evet. Şimdi Kaan'cım bir soru sor Ahmet'e. Oo Ahmet. Tamam Ahmet hadi 10 saniye havuza gir çık abi gel. Sayacağım ben, gidiyorum. Hadi bakalım. Ahmet'ciğim bize görev verdi Kaan Bey. Ahmet şimdi havuza giriyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ahmet görevini tamamladı. Tamam. Saydı say Ahmet çık. Vallahi helal olsun lan Kaan, aferin. Şimdi evet arkadaşlar, Ahmet Kaan'a soru soracak. Doğruluk sorusu. Yani onu yaptırmak istediği şey söyleyecek. Ahmet başla. Kaan'a söyle abi doğruluk olarak bir soru. Kaan da onu yerine getirsin. Yine olmasa ilk öldüreceğin kişi kim olur? Ahmet'ten sert bir soru. Tokat gibi soru. Bakalım Kaan ne cevap verecek. Bekliyoruz hep birlikte görelim. Arkadaşlar Kaan oyundan düştü. Kaan'ın verdiği cevabı ben sizlere söylüyorum. Kaan dedi ki abi dedi arkadaşım benim paramı çaldığı için onu alevlerin içerisine atmak isterdim. Dünyada günah olmasa tabii ki dedi. Şimdi Kaan'la Ahmet'in işi bitti bizde. Arkadaşlar video burada devam edeceğiz abi. Bizimkiler dedi daha psikopat şeyler yapmak istiyoruz. Ne yapmak istiyorsunuz diye sordum. Doğruluğu ve cesaretlikte kim daha intihar eder dedi. Dedim gidip görelim dedim, tamam mı? Şimdi burada iki kişi var. Gayra ve Defne. Şimdi doğruluğu ve cesaretlikle oynayacaklar. İlk önce D'den başlayacağız. Bakalım ilk kim başlayacak ya da buradaki görevler nasıl olacak? Aha da Defne seçti şıkkı, cesaret dedi. Oğlum Kayra bakalım kıza ne görev vereceksin? Ver görevi, bekliyoruz seni. Osursun abi diyor. Oğlum nasıl osuracak lan kız? Tamam soralım bakalım ne diyor? Diyor ki Kayra Defne için, Defne osursun diyor. Kayra oğlum lan oğlum, Kayra kendini aşağı attı. Oğlum ne oluyor, ben anlamadım bu çocuk niye. Oğlum bu adam niye aşağı anladı lan. Defne soracak şimdi. Defne sor sorunu. C diyor, cesaretlik yapacak yani. Tamam cesaretli sorusu ver. O da tamam dedi. Bir tur atta gel. Nerede tur atacak? O da kolaysın demiş. Tamam tamam, kırmızı evin çevresinde turla. What? Adam kırmızı evin çevresinde turlamaya gidiyor. Oğlum kafayı yiyeceğim, bunlar birbirine ne böyle şeyler söylüyor lan. Hadi hadi gelin bak. Hadi bak peşindeyim Kayra. Oğlum adam lan, kaykaya asan abicim, sen niye yaya gidiyorsun? Neyse adam yaya gitmeyi seviyor demek ki. Oğlum öyle tur mu atarlar lan? Heh. Güzel. Vallahi Kayra helal olsun abi. Adam turu attı. Gerçekten de geri dönüyor. Kayra bu videoda en güzel cesaretli yapan kişi bence. Adam hiç çekinmiyor. Abi diyor ben yapacağım diyor. Her şeyi yaparım diyor. Vallahi helal olsun lan. Dur oğlum merdiven koyma bir dakika. Şu anda Kayra'yı bekliyoruz. Defne'ye yanına üşenmeden de gidecek mi? Adam ne shift kullanıyor, ne kaykay kullanıyor, ne araba kullanıyor. Kadir de bunu burada video çekiyor. Kadir gel burada çek. Kadir görüyor musun bizi? Nasıl göreceksin? Şu an çimenliğin içindeyiz, dur ben dışarı çıkayım. Evet Kadir. Kayra geliyor. Defne amacına ulaştın mı? Defne de oturarak onu bekliyor burada. Oğlum var ya bu nasıl bir adam ya? Geldi lan geldi, tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sonuna geldik. Sağdan soldan çıkan videoları izleyin, unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.